Şimdi de Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkan adaylarından Sayın Ersin Tatar'ı konuşmasını yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyorum. Kardeşlerim ve ekranları başında bizleri izleyen sevgili Kıbrıs Türk halkı, konuşmama başlarken hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zerresi bizim yurdumuz, her köyü, her kenti bizim köyümüz, bizim kentimizdir. Biz birbirimizi iyi tanıyoruz. Ben sizi, siz de beni. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her vatandaşı bizim canımız, bizim sevdiğimiz, bizim bütün derdimiz, bütün hedefimiz, tevdalı olduğumuz bu topraklara, bu halka, bu devlete hizmet etmektir. Ve ben karış karış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yıllardır dolaşan, yıllardır gezen ve insanlarımızla kucaklaşan bir milletvekiliyim. 3 dönem seçim kazandım. 3 dönem tamamıyla meclisteki çalışmalarımla gerçekten halkımın ve partilerimin takdirini kazandım. Ve gerçekten de Maliye Bakanlığı yaptığım dönemde, en zor dönemde Maliye Bakanlığı yapmış bir kardeşinizim, bir milletvekili arkadaşınızım. Dolayısıyla gerçekten bu yolda yürürken çok emekler verdik, çok hizmetler verdik. Değerli arkadaşlarım, ne makam, ne para, ne de şöhret peşindeyim. Ben güven ve refah içinde bir ülke, güçlü bir Ulusal Birlik Partisi için siyasete giren ve siyaseti halka hizmet için, hizmetlerin en kutsalı sayan bir kardeşinizim. Bugün Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan adayı olarak karşınızdayım. Gerek partimizin, gerekse ülkemizin içinde geçtiği bu önemli süreçte bana bir görev düştüğüne inandığım, bu görevden kaçmayacağım için adayım. Değerli kardeşlerim, yıllardır bu toprakları karış karış geziyorum. Sizinle hep iç içeyim. Kurultay vesilesiyle de bir araya geldik. Hep diyerek içinde olduk. Ben sizi anlıyorum. Siz de beni anladığınızı ve desteklediğinizi görüyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Partimiz Ulusal Birlik Partisi 43 yaşında. Bundan 16 gün önce 11 Ekim günü 43 yaşını doldurduk. Bu vesileyle öncelikle Ulusal Birlik Partisi'nin kurucularından hayatta olanları sevgi ve saygıyla, hayatta olmayanları rahmetle anıyorum. Partimize 43 yıldır katkı koyan, destek veren herkese en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum. Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin içinden doğan, Kıbrıs Türk halkını indirilmek istediği azınlık noktasından devlet sahibi bir halk noktasına taşıyan partidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu partisidir. Bu noktada anavatan Türkiye Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi'nin lideri Doktor Fazıl Küçük, partimizin ve devletimizin kurucusu Rauf Denktaş'ı bir kez daha minnet ve şükranla anmak istiyorum. Onların çok büyük katkıları, liderlikleriyle zor günlerden geçtik ve aydınlığa ulaştık. Bir başka teşekkür etmek istediğim kişi de Ulusal Birlik Partisi'nde 20 yılın üzerinde bir süre genel başkanlık, 19 yıl başbakanlık ve 5 yılda cumhurbaşkanlığı yapan Sayın Doktor Derviş Eroğlu'dur. Yine bu yıl dönem vesilesiyle Ulusal Birlik Partisi saflarında yetiştirerek ülkemizde başbakan olarak hizmet vererek sonsuzluğa göç eden Necat Konuk, Osman Örek, Mustafa Çağatay ve kısa da olsa genel başkan vekilimiz yapan Doktor Salih Miroğlu'nu rahmetle anıyorum. Ve
iyi sağlık versin. Onun başbakanlığında bakanlık yaptığım Sayın İrsen Küçük'e de sağlık dilerim. Değerli kardeşlerim, sevgili Ulusal Birlik Partililer, Ulusal Birlik Partisi bu ülke siyaseti için vazgeçilmezdir. Ulusal Birlik Partisi halkımızın takdiriyle bu ülkenin en büyük, en güçlü siyasi partisi oluşmuştur. Ulusal Birlik Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının devamı, kalkınma, anavatan Türkiye ile sıcak ve kardeşçe ilişkiler demektir. Ulusal Birlik Partisi hedefleri olan, kökleri bulunan bir vizyon ve misyon partisidir. Biz toplumsal ve tarihi hedefleri olduğu için Ulusal Birlik Partiliyiz. İşte bizler de bu tarihi sorumluluk ve bilinçle Ulusal Birlik Partisi aracıyla halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım, aşikardır ki hizmet etmek için iktidar olmak gerekir. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi Başkanı'nın ilk esaslı görevi partimizi hükümete de getirmek olmalıydı. Ancak çok uğraştık, çok koştuk, 21 milletvekiliyle dışarıda kaldık. Bu da gerçekten bizleri üzmüştür ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir eksiklik olmuştur. Çünkü şu anda zorlanan ve ülkeyi yöneten ama gerçekten yangın yerine döndürmekte olan zorlama bir dörtlü koalisyon hükümetiyle şu anda ülke yönetilmektedir. Dolayısıyla bir değişimle bu sıkıntıları aşmak hem partimizde hem ülkemizde değişimle daha mutlu, daha güneşli günleri yakalayabilmek için Ulusal Birlik Partisi'nin çok değerli üyelerine büyük görev düşmektedir. Dolayısıyla bu ekranlardan bizi dinleyen halkımıza, bizi dinleyen üyelerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Fevkalade önemli bir kuralın arifesinde yarın sabah oylarınızı kullanmanız için mutlaka buraya akın akın gelmenizi ve iradenin ortaya çıkması için oylarınızı en iyi adaya kullanmanız gerekmektedir diye düşünüyorum. Keşke bugün burası daha kalabalık olsaydı. Çünkü Ulusal Birlik Partisi'nin geleneğinde hatırlıyorum, küçük yaşlardan beri katıldığım o güzel kurultaylarda salonlar tıklım tıklım doluydu. Ama şu anda bakıyorum ki buna da bir kez daha bakmak lazım Sayın Divan, Sayın Değerli Milletvekillerim. Çünkü gerçekten burada Ulusal Birlik Partisi'nin gücüne yakışan bir kalabalık bugün burada göremedim. Onun için bu sisteme bakmak lazım ve gerçekten de divanın da bu konudaki düşünceleri önemlidir diye düşünmek istiyorum. Tüzük, bence kanaatimce tüzük iyi çalıştırılmamıştır. Parti meclisi ayda bir toplanması gerekiyordu. Zaman oldu, 4 ay parti meclisimiz toplanmadı. Tabii ki bunu ben bir öz eleştiri olarak aile ortamında konuşuyorum. Bu aile ortamında söylüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi kurultaylar hesaplaşma ortamıdır. Hesaplaşırken de bazı şeyleri çekinmeden konuşmak lazım. O bakımdan partinin yetkili organlarının daha sık sık toplanması, önemli meseleleri ve siyasi bir takım gelişmeleri iyice değerlendirmesi ve dolayısıyla gerçekten örgütlerden gelen sesin partinin en üst makamına, en üst noktasına kadar taşıyan o yetkili kurullara değerli önemlerin verilmesi gerektiğine inanmaktayım. O bakımdan gerçekten bütün bunları değerlendirirken o başta olan kişinin, partiyi yöneten kişinin en iyi enerjisine, çalışkanlığına, dürüstlüğüne, her şeyine bir bakmak lazım. Çünkü günün sonunda partiyi yönetecek olan kişiler o insan etrafında toplanarak partiye ve ülkeye hizmet vereceklerdir. Çok önemli bu kurultayın bugününde bunların en iyi şekilde değerlendirilmesini yürekten temenni ediyorum. Tabii ki günün sonunda ben bir ekonomistim, bir hesap uzmanıyım. 5 seneye yakın Maliye Bakanlığı döneminde yaptığım çalışmaları bütün halkımız bilmektedir. Bildiğiniz gibi geçen kurultayda ikinci tura kalmış bir arkadaşınızım, bir milletvekili kardeşinizim. Ama o ikinci turda başaramadık. %45 oy aldık. Sayın Özgür'üne gittim. Kendisiyle tokattım. Kendisiyle kucaklaştım. Ama daha sonra hükümet kurulurken
memleketin belki de en iyi maliyecisi, 5 yıla yakın kendisi de ifade etmişti, çok başarılı Maliye Bakanlığı yapan, reformların altında imzası olan ve gerçekten de ülke maliyesinin bir noktaya gelmesi için büyük çalışma olan, halkın güveni alan Ersin Tatar'ı bakan yapmadılar. Neden? Serdar Denktaş Maliye Bakanlığı istemiş. Vay ya! Serdar Denktaş Maliye Bakanlığı istedi. Benim partim Maliye Bakanlığı'nı Serdar Denktaş'a, maliyenin mesinden anlamayan adama nasıl verdiler? Beni dışarıda bırakmak için. Ersin Tatar güçlenebilir. Ersin Tatar çalışkandır. Durmaz, gezer, dolaşır. Dolayısıyla bir tehdit olabilir diye bana bakanlık vermediler. Ama ben ne yaptım? Çalışmaya devam ettim. Köy köy, mahalle mahalle, bütün yerlere gittim, örgütlere gittim. Ve dolayısıyla işte böyle huzurlarınızdayım. Kendi gücümle ne amcam var ne dayım var. Halk çocuğu olarak karşınızdayım. Ve gerçekten de iddialı olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ben bir halk adamıyım. Halkın içine bakıyorum. Halkın gözünün içine baka baka siyaset yapıyorum. Memleketin her noktasında, her yerinde. Bu da Ulusal Birlik Partisi için çok önemli bir olaydır diye düşünüyorum. Çünkü benim halkım böyle bir adam ister. Benim halkım çalışan birini ister. Benim halkım dolaşan, gezen, onlarla diyalog kuran, onların gözünün içine bakan ve o samimiyeti paylaşan bir adam ister. Dolayısıyla bu özellikler bende olduğuna göre ben bu makama talibim. Çünkü kazandığım takdirde hem partinin yetkili organlarını, hem örgütlerini, hem bütün olayları o kadar iyi yönetebileceğimi düşünüyorum ki ekip arkadaşlarımla birlikte Ulusal Birlik Partisi'ni gerçekten çok daha iyi günlere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de iktidara geldiğimizde büyük hizmetler verebileceğimi düşünmekteyim. Onun için sizin desteğinizi istiyorum. Şimdi dediğim gibi bizim için önemli olan Kıbrıs meselesinden de öte ekonominin gelişebilmesidir. Ekonominin gelişebilmesi için işte çalışmak lazım. Ben biliyorsunuz bir ekonomist, bir hesap uzmanı, şu kadar sene Maliye Bakanlığı yapmış ve halkın içinde olan bir kişi olarak bütün bu çalışmaları en iyi yapabilecek bir kişi olduğuma inanmaktayım. Haliyle gerçekten bunun değerlendirilmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu fırsat kolay kolay gelmez. Ben yıllarca yurt dışında çalıştım. Yurt dışında önemli bilgi ve tecrübelerim olmuştur. Daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelip yerleştim. Bir takım işlere imza attım. Ve o özel sektör dediğimiz olaylarda aldığım neticeler, yaptığım başarılar, hep bütün bunlar benim haneme artı olarak yazmıştır. Ve günün sonunda kendimi deneyimli, donanımlı, ekonomi bilen, maliyeyi bilen, ülke yönetiminde iddiası olan bir milletvekili kardeşiniz olarak bu göreve adayım. Çünkü ben bir ekonomistim, bir hesap uzmanıyım. Ve ekonomimizi geliştirmek için bu göreve talibim. Ve ben diyorum ki anahtar bendedir. Anahtar bendedir. Çünkü bu işi en iyi ben bilirim. Bunun için bunu bir kez daha altını çizerek vurgulamak istiyorum. Kıbrıs meselesine gelince tabii ki Ulusal Birlik Partisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu partisidir. Kurucu partisi olduğu için bizim kutsal değerlerimizde gerçekten üzerinde titreriz. O da nedir? Egemenliğimiz ve bu ülkede çoluk çocuğumuzun geleceği. Haliyle gerçekten şu anda artık federal temelde bir çözüm gerçekçi gözükmemektedir. Hatta Rum tarafında bile artık başka bir çözüm modelinden bahsedilmektedir. Nitekim gevşek bir federasyon, iki ayrı devlet temelinde, Avrupa Birliği çatısı altında veya konfederal yapıda bir anlaşmadan bahsetmektedirler. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi mutlaka anavatan Türkiye ile geliştireceği bir takım projeleriyle ve Kıbrıs meselesine yönelik alacağı kararlarla yeni bir çözüm modeli üzerinde siyaset geliştirmek durumundadır diye sizle de paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım,
daha güzel bir gelecek için dört dörtlük bir Ulusal Birlik Partisi, dört dörtlük bir Kuzey Kıbrıs hükümeti için çok çalışmalıyız. Çalışmak için üretmek lazım. Ekonomiyi gerçekten o noktaya taşıyabilmek için bütün sektörlerle, bütün iş adamlarıyla, köylüsüyle, çiftçisiyle, hayvancısıyla onlarla diyalog içerisinde bu projelerimizi ve siyasetimizi geliştirmek için onlarla birlikte, onlarla her zaman toplantılarında ve bir takım çalışmalar içerisinde onların da görüşlerini alarak siyaset üretmeliyiz. Dolayısıyla ben ticaret odasının toplantısında orada varım. Sanayi odasının toplantısında orada varım. Çiftçilerin toplantısında orada varım. Hayvancıların toplantısında orada varım. Her gittiğim yerde bu sorunların tartışıldığı ve dolayısıyla kendime göre onların düşünceleri aldıktan sonra siyasetimizi ama yetkili organlarımızla, milletvekillerimizle, değerli bürokrat arkadaşlarımızla, herkesle değerlendirdikten sonra siyasetimizi geliştirmek durumundayız. Oturmakla, buralara gitmemekle bu işler olmaz. Dolayısıyla bu şekilde çalışmak lazım, bu şekilde üretmek lazım ve günün sonunda Ulusal Birlik Partisi'ni layık olduğu yere taşımak lazım. Çünkü Ulusal Birlik Partisi memleketin en köklü, en teşkilatlı, en çalışkan, en Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip olan partisine böyle bir liderlik lazım. Böyle bir çalışma lazım. Onun için bütün bunları değerlendirdiğinizde ne çıkıyor? Şu çıkıyor. Bir kere partiye hizmetleri olacak. 20 senedir ben partiye hizmetmekteyim. 20 sene. Dile kolay. Andan zamanını hatırlayınız. Kendi başıma bir takım arkadaşlarımla birlikte o zaman Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekili değildim. Her yere gittim. O zaman gerçekten büyük bir rüzgar aleyhimize esiyordu. Annan planının karşısında red oy verdik. Hep birlikteydik çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inanan insanlardık. Rauf Denktaş'ı ile Doktor Derevişoğlu'yla o günleri açtık. Ben de o olayların içerisindeydim. Her yerdeydim ve gerçekten de kendimi o günlerden geliştirmeye başladım. Daha sonra seçime girdim. Seçimi kaybettim çünkü o kadar da kendimi halka daha anlatamadıydım. Ama hiç durmadım. 2009 yılında seçim kazandıktan sonra beni Doktor Derevişoğlu Maliye Bakanı yaptı ve az önce de söylediğim gibi orada yaptığım çalışmalarda bu memlekete büyük hizmetler verdiğim mali reformlar o zaman hep atılmıştır ve benim imzam bütün mali reformun altındadır. Ve benden sonra Maliye Bakanlığı yapmış Zerrin Mungan ve Birikim Özgür hep teslim ederler. Bu ülkedeki önemli reformlar hep Ersin Tatar zamanında yapılmıştır diye. Bunu Hüseyin Özgür'ün kendisi de söyledi. Dolayısıyla bu kadar çalışma ve az önce de anlattım, Maliye Bakanlığım bittikten sonra yola devam ettim. Normalde o kadar ciddi imzalar, reformlara ve bir takım sıkıntıların altında imzası olan bir adamı belki de tekrar milletvekili seçmezlerdi. Ama ben çok dolaştığım için, çok sevildiğim için sizlerin de desteğiyle tekrar milletvekili seçildim o günden sonra ve yoluma devam ettim ve kurultayda az daha önce sizlere ifade ettim neler olduğunu. Ben gerçekten çok iyi bir oy olmama rağmen daha sonra bakanlık verilmedi. Şimdi de işte bu zorlama dörtlü koalisyon hükümetinin yine Maliye Bakanı Serdar Denktaş. Hüseyin Özgür'ün Serdar Denktaş'ı Maliye Bakanı olarak oraya oturttu. Adam bir türlü oradan kalkmıyor. Adam kalkmıyor oradan. Ve az önce Sayın Özgür'ün de burada ne dedi? Bazıları dedi bu hükümetin bozulmasını ihanet olarak sayar dedi. Memlekete ihanet olarak sayarmış. Çünkü Serdar Denktaş o koltuğu o kadar sevdi ki oradan kalkmıyor. Çünkü memlekete ihanet olurmuş. Hayır, memlekete iyilik olur senin oradan kalkman. Çünkü gerçekten memleketi yangın yerine döndürdüler. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partililere bu önemli günde buradan seslenmek istiyorum. Televizyon ekranlarımızdan seslenmek istiyorum. Yarın oy verme günüdür. 12 bin üye kaçı gelecek, kaçı gelmeyecek bilmiyoruz. Bir evvelki kurultayda 10 bin kadardı, 7 bin geldi. Ön seçimde 11 bin kadar üyemiz vardı, 7500 geldi. Yarın sabah akşam üstüne kadar 12 bin üyenin 12 binin de buraya gelmesini istiyorum. Çünkü Ulusal Birlik Partisi'nin iradesinin ortaya çıkması için bizim üyelerimizin gelip burada bu demokrasiye katkılarını yapmaları lazım diye ifade ediyorum. Bunu onlardan istirham ediyorum. Çünkü Ulusal Birlik Partisi'nde bir değişim olacaktır.
Ulusal Birlik Partisi'ne değişim rüzgarı esmektedir. Sokakta, her gittiğimiz yerde mutlaka bir değişim olmasını söylemektedirler insanlarımız. Değişimle daha güzel bir gelecek, daha güzel, daha güneşli günler gelecektir. Çünkü memlekette siyasetin önü de açılacaktır. Şu anda siyasetin önü tıkanmış vaziyettedir. Çünkü Ulusal Birlik Partisi 21 milletvekiliyle dışarıda kalmış, hükümete ortak bir olamamış. Ama bizim hedefimiz tabii ki Ulusal Birlik Partisi'ni tek başına iktidara taşımaktır. Tek başına iktidara taşımaktır. Bu ülkede %30'un üzerinde oy alan ama iyi bir yönetimle baştaki adamın halkla kuracağı samimiyet bir diyaloğa gözünün içine baka baka halkın desteğiyle çok daha önemli günleri, çok daha güzel günleri Ulusal Birlik Partisi'nin iktidarında bu ülkeyi taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Ama bunun için dediğim gibi değişim gerekmektedir. O bakımdan Ulusal Birlik Partililere bir kez daha çağrıda bulmak istiyorum. Yarın buraya gelecekler, oylarını kullanacaklar ama divana da seslenmek istiyorum. Geçen defa bu salondan dedik ki internet yayıncılığı ile bazı merkezlere buradan o kim geldi, kim gelmedi, kim oy kullandı, kim bütün bilgiler aktarıldı. Dolayısıyla divandan rica ediyorum bir aday olarak tedbirinizi mutlaka alınız. Buradan bilgi dışarıya çıkmayacaktır. Çıkmaması gerekir. Adil bir yarış olabilmesi için buradan bilginin dışarıya çıkmaması lazım diye bunu bir kez daha buradan ifade ediyorum. Çünkü gerçekten böyle tehlikeler haksızlık olur ve bir takım başka spekülasyonlara da sebebiyet verir. Onun için bunun tedbirini mutlaka Sayın Divan'ın alması gerekmektedir. Evet. Ben bir kez daha sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin en köklü partisi, en kurumsal partisi. Örgütleriyle, teşkilatlarıyla ve her gittiğimiz yerde gerçekten ta Ulusal Birlik Partisi'nin kuruluşundan bu yana hala daha üye olan, hala daha örgüt başkanı olan, hala daha parti meclisine aday olan çok değerli insanlarımızla karşılaşıyoruz. Ve onlara da buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çünkü onlar gerçekten bu partinin fedakar ve cefakar insanlardırlar. Ve kadınlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten en canlı kadınlar, en fazla çalışan kadınlar Ulusal Birlik Partisi'ndedir. Her yerde, her köyde, her kentte kadınlarımızın daha da fazla siyasete ilgi gösterdiklerini görüyoruz. Ve gerçekten umut verici bir şeydir. Çünkü biliyorsunuz kadın kotası da vardı şimdi seçim sisteminde. Bu kadınların o kadar inançlı bir şekilde gerçekten çalışarak aday olmaları ve geçen seçimde hatırlıyorsunuz bizden daha fazla koşan kadınlarımız kapı kapı çalarak evlere girmişler. Evlerde bizlerin söyleyeceklerini söylemişler ve netice itibariyle güzel bir seçim kazandık ve 21 milletvekiliyle şu anda dışarıdayız. Ama Ulusal Birlik Partisi yoluna devam edecektir. Gençleriyle, kadınlarıyla, teşkilatlarıyla bütün gücüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hizmet vermek için kendisini geliştirecektir. Çünkü hayat devam ediyor. Hayat devam edince kendinizi geliştirmeniz lazım. O bakımdan gerekli uzmanlarla, gerekli gelişmiş insanlarla, gençlerimizle, mühendislerimizle, avukatlarımızla, iktisatçılarımızla bütün bu enerjiyi toplayarak bu memlekete hizmet etmek Ulusal Birlik Partililerin temel görevidir. Çünkü Ulusal Birlik Partililer insan sever. Ulusal Birlik Partililer ülkelerini sever. Ulusal Birlik Partililer Türkiye'yi sever. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi bu memleketin vazgeçilmez partisidir. Vazgeçilmez çünkü bu siyaset kurumunu tekrar oluşturmak, tekrar kurmak hiç kolay değildir. Ulusal Birlik Partisi vazgeçilmezdir. Diğer küçük partiler de bildiğiniz gibi zaman içerisinde Ulusal Birlik Partisi'nin gövdesinde bizlere mutlaka intikal edeceklerdir. Çünkü güç bizdedir, inanç bizdedir, vizyon bizdedir. Ve tabii ki Ulusal Birlik Partisi adı üstünde ulusal birlik. Onun için ulusal birlik olabilmek için herkesi kucaklayabilecek, herkesle samimiyet kurabilecek, o samimiyeti en iyi şekilde hissettirebilecek kim ise genel başkan adayı ona oylarınızı verme ve dolayısıyla halkla diyalog olan, halkın desteğini alabilecek olan ve Ulusal Birlik Partisi'ni tek başına iktidara götürebilecek olan o insanı seçiniz ki gerçekten bir canlılık olsun
memlekete hizmet ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adı daha da güzel yerlere gidebilsin. Dört dörtlük bir Ulusal Birlik Partisi, dört dörtlük bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için, daha güzel gelecek için, güneşli günler için desteğinizi bekler, hepinize saygılar sunar, hepinize sevgi ve selamlarımı iletirim.